kahve koydum fincana, hele bakın bicana. Kahve koydum fincana, hele bakın bicana. Kör olası kelseyit, nasıl da kıydın bu cana. Oy benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım. Kör olası kelseyit, nasıl da kıydın bu cana. Oy benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Sağ, çok güzel ya. Kesin bir zeybeklik vardı burada değil mi? Efelik gibi bir şey. Yakın. Yakın değil yakın. Mi? Ben evet. Ben öyle hissediyorum tabii. Ben zeybek türkülerine yakın bir türkü. Ağıt mı dersiniz onu? Evet. Hep evet. Benim takıldım. Takıldım kelime. Şimdi tabii sizin de oyun havalar var, daha hareketli parçalarınız var. Bundan da biraz bahsedebilir misiniz? Tabii halk oyunlarınız da var. Onun da eşlik edecek parçalarınız. Onlardan biraz. Giresun yöresine özgü iki adet oyunumuz var. Ağırlıklı oynanan. Bir Giresun karşılaması. Karşılaşımız en azından iki kişi olması lazım. Evet, karşılama. Tabii. Karşı karşıya evet. Oynanacak çünkü. Tamam. Adı üstünde. Matematikte de fena değil. Yani. Çok iyi. Çok iyi. Bir de horon vardır. Horon da daha coşkulu oynanır. Bu oyunlarda zaten Giresun halkının yaşayışını yansıtır. Yani karşılaması. Giresun iyi karşılarız yani. Ama zaten üstünde. Karadeniz'de ilk aklımız yani aklımızdan geçen horon. Horon evet, düşünüyoruz evet, tabii. Ağırlıklı olarak. Hı-hı. Yani Giresun'da da karşılamadan sonra horondur. Karşılama Giresun'un milli oyunudur. Yani biz kendimizi karşılamayla yansıtırız insanlara. Bağlamam perde perde, bağlamam perde perde. Düşürdün beyni derde, sen koydun beyni derde. Ayak üstü duramam, ayak üstü duramam. Seni gördüğüm yerde, seni gördüğüm yerde. Sokak başı meyhane, sokak başı meyhane. Asmadandır kapısı, asmadandır kapısı. Ben gözüme aldırdım, ben gözüme aldırdım. 15 sene mahpusu, 15 sene mahpusu. Bu sefer sana soracağım Mehmet'ciğim. Sen de madem ki saz çalıyorsun. Evet. Şimdi sizin oyunlarınızda farklı sazlar da var tabii. Evet. Yani bunlardan da biraz. Şimdi horonumuz kemençeyle oynanır. Karşılamamız da bağlamayla oynanır ama Türkiye'deki bütün illerde olduğu gibi bizim davul zurnamız vardır. Karşılamamız da davul zurnayla oynanıyor. Hop hop! Thank you.
peki arkadaşlar, programımıza katıldığınız için teşekkür etmek istiyorum tekrar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi bir daha eşlik etmek istiyorum sizinle bir parça. Bizim çünkü yolumuz devam. Ben devamlı gezeceğim. Beraber güzel bir şeyler çalalım. O zaman bizim meşhur bir türkümüz var. Bilinen tanınan bir türkümüz. Dere Boyu Kavaklar diye beraber çalalım. Evet. Sen de eşlik etsin. Harika. Evet. Sen de söyleyeceksin. Evet. Ben de vızıldayacağım. Güzel bir grup olacağımıza inanıyorum. Evet. Belki piyasaya çıkarız yani. Arkadaşlar yolumuz devam. Dere boyu kavaklar açtı yeşil yapraklar, açtı yeşil yapraklar. Ben o yâre doymadım, ben o yâre doymadım. Doysun kara topraklar, doysun kara topraklar. Aman kızı, Çeçen kızı, sen allar giy ben kırmızı. Çıkalım dağların başına, sen gül topla ben nergizim. Evet sevgili arkadaşlar, bir program daha bitiyor. Bizim yolumuz devam ediyor. Bu hafta Karadeniz'in Giresun'a geldik. Burada yine çok güzel türküleri dinledik. Bağlama ve özellikle Göreli'ye gittik. Çünkü orada kemençe başkentmiş. Gerçekten kemençenin yeri orası. Bu hafta bizden bu kadar. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Lütfen bizi yazın. Müzikviyol. Habertürk.com. Bir de Facebook'larımız var tabii. Music Video Habertürk. Sizden haber bekliyoruz. Size de gelebiliriz. Şimdi Giresun'dan veda etmek için çok güzel bir yöresel türkü sizinle paylaşmak istiyorum. Giresun'un içinde iki sokak arası. Beraber gezelim. Yolumuz devam.
distant things.